Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden plastik makyaj. Bugün gözleri fal taşı gibi açılan kız makyajı yapacağız. Çok uzatmıyorum. Hemen başlayalım o zaman. İlk önce kaşlarımı kapatacağım arkadaşlar. Bunun için de bildiğimiz pirit kullanıyoruz. Ve güzelce kaşlarımı sürüyorum. İyice yapışana kadar. Ondan sonra kurumasını bekliyorum. İyice kuruduktan sonra üstüne kapatıcı sürüyorum. Sephora'nın kapatıcısı. Ondan sonra üstüne transparan pudra sürüyorum. Ve tam kapanmadığı için bir kere daha üstünden piritle geçiyorum. Tekrar kuruduktan sonra üstünden transparan pudrayla tekrar geçiyorum. Ve kaşlarım iyice kapanana kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben kaşlarımı kapatabildiğim kadar kapatabildim. Zaten üstüne boya geleceği için hani bu kadar çok kapatmak önemli bir şey değil. Şimdi elime bir eyeliner alıyorum. Farmasinin eyelinerını kullanıyorum ben. Şimdi baklava çizeceğiz gözlerimize. Ama ben 4 nokta koyuyorum ilk başta, şöyle şu şekilde. Ondan sonra bu çizgileri birleştiriyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi taşırdığım yerleri sileceğim. İyice düzelttikten sonra çizgilerimi, zaten çok düzgün olmasına gerek yok çünkü üstüne hani yapıştıracağım için pamuk falan gözükmeyecek. Şimdi lateksimi bir kulak çubuğu yardımıyla alıyorum ve çizgilerin üstüne sürmeye başlıyorum. İyice sürdükten sonra şöyle küçük pamuklar alıyorum ve yapıştırıyorum. İnce bir şekilde. İyice böyle yapıştırdıktan sonra tabii ki böyle bulut gibi kalmayacak. Tekrar kulak çubuğuyla lateksimi üstlerine süreceğim. Şu şekilde. Onları düzeltiyorum. Aynı şeyi öbür tarafa da yapıyorum şimdi. İyice ikisini de yaptıktan sonra bir kat daha geçmek istiyorum. Çünkü iyice derim, hani kalınlığını iyice deri kalınlığı gibi yapmak istediğim için. Tekrar pamuklarımı alıyorum. Ve hatta pamuklarımı böyle dürüp öyle yapıştırıyorum. Bu şekilde. İki tarafı da yaptım. İyice yüzüm bulut gibi olmaya başladı. Şimdi tekrar biraz daha düzleştireceğim ki sanki hani birleşikmiş gibi olsun yanağımla. İyice şekilden emin olduktan sonra kurumasını beklerken şimdi ağzımı yapacağım. Tekrar bir kulak çubuğu yardımıyla şu dudaklarımın etrafına lateksimi sürüyorum.
sonra bir tane tuvalet kağıdını alıyorum. Ve biraz yırtayım. Ve şöyle yapıştırıyorum. İyice kuruduktan sonra kenarlarını yırtıyorum. Daha sonra lateksimi tekrar alarak kenarlarına lateks sürüyorum ki derimle birleşikmiş gibi gözüksün. Son sürdüğüm lateks de iyice kuruduktan sonra küçük bir makas yardımıyla böyle küçük kesikler atıyorum. Daha sonra yüzüme fondöten sürüyorum. Ben Sephora'nın fondötenini kullanıyorum. İyice yaydıktan sonra tekrar lateksimi alıp böyle 3 tane çizik atıyorum. Ve daha sonra tekrar küçük bir pamuk alıyorum. Ve dürüp üstüne yapıştırıyorum bu çizikleri. İyice kuruduktan sonra tekrar lateksimi alıp o çiziklerin üstüne sürüyorum ki pamuk gibi durmasınlar. İyice kuruduktan sonra Play-Doh'un kırmızı yüz boyasını alıyorum ve o baklava şekillerinin içine sürmeye başlıyorum. Sonra karıştırma fırçam ile tamamıyla kırmızı olacak şekilde her yere yayıyorum. Daha sonra Wet n Wild'ın yüz boyasıyla siyah gölgelendirmeler yapıyorum. Attığım çiziklerin arasına. Ve biraz da göz kapaklarıma sürüyorum. Sonra karıştırma fırçam ile iyice karıştırıyorum. Çok cream track bir renk elde ettiğim için tekrar kırmızımı alıyorum ve biraz daha kırmızılaştırıyorum. Daha sonra pastelin Daylong 9 numaralı rujunu alıp biraz daha ıslak bir kırmızılık veriyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Son bir kez olarak gölgelendirmemi yapıyorum. Ve biraz da ellerimle karıştırıyorum hafif bir şekilde. Daha sonra sahte kanımı alıyorum ve küçük bir fırça yardımıyla o çiziklerin üstüne ve göz kapaklarıma sürüyorum. Daha gerçekçi bir kan görünümü veriyor bu şekilde. Ve tekrar gölgelendirmemi yapıyorum.
ve tekrar kan. Daha sonra siyah yüz boyamı alıp dudağımda attığım çiziklere siyah sürüyorum. Sonra bir tane kancalı tokayı alıp ortadan ikiye bölüyorum. Ve bunu sanki gözlerimi kancalar çekiyormuş gibi yapacağım için o pamuğun içinden geçirip tokayla saçıma tutturuyorum. Tutturduktan sonra üstteki saçımı kapatıyorum ve hiçbir şey gözükmüyor. Aynı şekilde diğer tarafa. Ve makyajımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi çıkaracağım. Çok rahatlatıcı bir sesi olduğu için buraları da videoya koydum. Artık konuşabiliyorum. Evet, çıkarıyorum. Şimdi çok acıyacak. Bal kabaklarını hani içlerini böyle şey yüz yaparlar ya, şu an onlara benziyorum. Şimdi makyaj temizleme suyuyla silip sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar, makyajı sildim. Gördüğünüz üzere tekrar kendi halime geri döndüm. Cidden yüzüm ferahladı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun da sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ve hepinizi öpüyorum.